Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Eşimle birlikte ikimiz de cumartesi günü mesaiye kaldık. Maalesef ben de ocağa kadar mesaiye kalacağım. Bu yüzden evde temizlik yapamadım. Evde temizlik yapamadık ve hemen dedik ki bari bir gün tatilimiz var. Bugün de dışarı çıkalım. Geçen haftalar misafirlerimiz falan vardı. Malum yeni evlendiğimiz için çok misafirlerimiz oluyor. Bu haftaya da dedik ki böyle kendimize vakit ayıralım, dışarı çıkalım. Ama nereye çıkacağımıza tam karar veremedik. Ben başka bir yer istiyorum. Eşim başka bir yer istiyor. Bakalım nereye çıkacağız. Hemen bugün ne giydiğimi de göstereyim size. Şöyle bir kolye taktım. Eşimin gömleğini giydim. Eşim bunu giymiyor. Dedim ki o zaman bari bana ver ben giyineyim bunu. Bunu da Instagram'dan Şeval Giyim var. Oradan aldım. Ve saçlarımı düz yaptım. Kendime güzel bir makyaj yapmaya çalıştım. Ayakkabı olarak da hemen göstereyim size. Şunları giyeceğim. Bunları da Filo'dan almıştım indirimden. Şöyle biraz topuklu, hem topuklu hem rahat bir ayakkabı tercih etmek istedim. Devamında işte nereye gideceğimize karar vereceğiz. Bakalım devamında nereye gideceğiz. Şimdi Kota'na doğru yürüyorum. Gerçekten neredeyse o kadar kalabalık ki AVM, yani herkes sanki burada şu anda gibi geliyor bana. Koton'u çok seviyorum. Her zaman Koton'dan genelde kıyafetlerimi alıyorum. Bakalım ne varmış, girelim hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, alışveriş yapacaktık ama çok acıktık. Koton'da da bir şey bulamadım ben. Dedik ki ilk önce bir yemek yiyelim, kendimize gelelim. Sonra alışveriş yaparız. İşte bu sefer de tavuk falan alayım dedim. Şöyle bir pop çıkın menü mi bir şey işte, ondan aldık. Her zamanki gibi Mehmet'in kolasını göstermem lazım size. Büyük, benimkisi küçük. Kendi kolasını bitiriyor, bir de benimkini içiyor. O derecede yani. Bugün bir de kitap almam lazım. Kitabı Nuray Sayar'ın yeni bir kitabı çıktı. Onu almam lazım. Ben böyle pozitif enerji veren kitapları çok seviyorum. Çünkü hayatımız zaten çok yoğun, çok stresli geçiyor. Özellikle de iş stresi oluyor. O yüzden o yoğunluğu gidermek için böyle güzel enerji kitapları seviyorum. Oraya da uğrayacağım. Yalnız şu sivilcelerimi görüyorsunuz değil mi? Ne kadar fazla sivilce çıktı. Bu sivilce sorunu olanlar nasıl gideriyor? Lütfen bana yazsın. Yazarlarsa çok mutlu olurum. Biz şimdi yiyelim, tekrardan dönelim. Evet, karşınızda yemek yiyince çok mutlu olan biri var. Mehmet, yemek yiyince niye bu kadar mutlu oluyorsun? Peki evlilikten memnun musun? Memnunsun değil mi? Evet arkadaşlar, korkulduğu gibi bir şey değilmiş. Evet, ben bunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar, ben bu AVM'nin Metro Garden'ın en sevdiğim yanı. Şimdi şurada görüyorsunuz açık bir alan var. Burada da yemek yeme yerleri var. Şu anda yemeğimizi yiyoruz. Mehmet sigarasını içiyor. Ve bu açık alan olduğu için, yani şurada küçücük bir açık alan olduğu için, yani burada sigara içmek yasak değil. Yani ben sigara içmiyorum ama sigara içenler için çok iyi bir alternatif. Çünkü sigara içmek için ekstradan başka bir yer aranmıyor. Bu özelliği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Telefon için tripod baktım, Teknosa'ya baktım, Bimex'e baktım. Hiçbirinde yok ya. Kadıköy'de ya da neon.com'da bulabilirsiniz dedi adam ama ben yani çok üzüldüm. Çünkü telefon için tripod arıyorum benim gibi. Maalesef bulamadım. Buluruz. İnşallah. İnşallah. Şimdi AVM'den çıktık. Merkezde biraz dolaştık. Yani inanın ki üstüme başıma hiçbir şey bulamadım. Ne zaman param olmasa, çarşıya çıksam bir şey bulamıyorum ama param olmayıp çıkınca her şeyi buluyorum ne hikmetse. Sadece kendimi değiştirmek kitap aldım. Göstereyim onları şimdi. Ben bunu okumuştum ama bir daha okumak istedim. Nuray Sayan'ın İçindeki Gücün Sırrını Keşfettiği kitabı var. Demiştim size, bundan aldım. Yeni kitabı geldi, onu da alacaktım ama onu bulamadım. Eşim de tarih kitapları okumayı çok seviyor. O da kendi Halil İnancı'nın bu Osmanlılar kitabını aldı. Şimdi bir çay söyledik kendimize, bir çok gezdik, yorgunluğumuzu alalım dedik. Yorgunluğumuzu aldıktan sonra eve geçeceğiz.
İşte bu ses de günün en sevdiğim saatlerinden biri. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şu an saat 7.30 civarlarında. Mehmet kitap okumaya başladı. Ben de gerçekten çok yoruldum. Şöyle kendimize bir yorgunluk kahvesi yapalım dedik. Ben kahveleri yaptım. Şimdi biraz dinleniyorum. Bu arada A101 ve BİM'den alışveriş yaptım. Bunları size göstereceğim. Ama bir kahveyi içeyim. Şöyle bir kahve keyfimi yapayım. Sonra size göstereceğim. Bu arada ev turu çekmeyi de çok istiyorum ama şöyle tam güzel bir kamera ve son 1-2 eksikliklerimi tamamlayayım. Ev turu videosunu çekmeyi de gerçekten çok istiyorum. Bu arada benim dehşet derecede uykum geldi. Niye bilmiyorum ama. Öyle biz şimdi kahvelerimizi içelim. Daha sonra size A101 ve BİM'den aldıklarımı göstereyim. Şu şekilde kahveleri göstereyim size. Bize afiyet olsun o zaman. İlk önce A101'den aldığımı göstereyim. Şöyle A101'den banyo için, benim banyom beyaz, kırmızı, siyah. Böyle banyo için hem de böyle tekerlekli bir şey aldım. Bunun arkada pembesi var. Pembesini de mutfağa aldım. Buna da patates, soğan koyarım diye. Bunların tanesini 22,5 TL'ye aldım. Bence çok uygun fiyatlıydı. Bu yüzden Mehmet hemen kurdu bunları, sağ olsun. A101'den bunları aldım. BİM'den de 1-2 ufak eksiğim vardı. Onları aldım. İşte şu yumuşatıcıyı aldım. Bulaşık deterjanı aldım. Normalde Fairy alıyordum ama bugün BİM'e uğradık. Çünkü BİM'den pil almam gerekiyordu. Benim fotoğraf makinem bir tek o pil çalıştırıyor. O yüzden bugün alışverişimi BİM'den yaptım. Normalde genel alışverişimi A101'den yapıyorum. Şöyle şey aldım. Neydi bunun adı? Bulaşık deterjanı. Bir de bulaşık süngeri aldım. Bu da bitmişti. Bu arada benim evin ışıkları, ampuller genelde sarı ışıklar ve çok kötü görünüyor video çekerken. Bu yüzden bir odayı video odası yapmak istiyorum. LED ampul aldım BİM'den. Şöyle bunun fiyatı da 6,5 TL'ydi. Onu söyleyeyim. Burada da abur cubur aldım. İşte Türk kahvesi aldım. Mehmet bu fındıklı kekleri çok seviyor. Birkaç tane fındıklı keklerden aldım. Ben de dan kek seviyorum. Birkaç tane dan kek aldım. En sevdiğim şeylerden biri balık kreker. Balık kreker aldık. Ve birkaç tane işte sıcak çikolata, Nescafe ve latte aldık. Benim küçücük bir market alışverişim vardı bugün. Market alışverişim bu kadar arkadaşlar. Bugün vlogu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa vlog çekiyorum. İlk defa vlog atacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.